Ben de sana mesela bu evi 500'e satacağız. Bu 500'ü de nasıl bulduğumu anlatacağım. 500'e satacağız. Ben de sana 200 bin liralık senet verdim ya diyor. Sattıktan sonra ben sana 200 bin liranı vereceğim. Yani sen de diyor bu evi tamamıyla bana devret. Ben de bu evi satayım, 200 bin lirasını sana vereyim. Daha sonra diyor Cahit, Mehmet bundan vazgeçti ve ben diyor bu 200 bin liralık senedi ondan geri aldım. Yani senin babana verilen senet yırtılıyor. Aslında o senedin senin babanda olması lazım ya şu anda sizin elinizde. Evet. Mehmet vazgeçti diye ben ondan diyor o senedi diyor yırttık geri benim aldım. Ona verdiğimi. Bu sefer diyor Mehmet bana 300 bin lira verdi diyor. Neden 300 bin lira verdi? Çünkü bu arsa da benimdi ya diyor. O nedenle ben ona 200 bin lira, o bana 300 bin lira verdi. Yani toplam 500 bin liralık bir evden bahsediyoruz. Şimdi bu 200 bin liralık senet yırtıldığı için Mehmet Muharrem Erbay'ın 300 bin liralık senedi Cahit'te kalmış oluyor. Daha sonra Mehmet Muharrem Erbay ölünce, yani kayıp ama ben ölünce diyeceğim artık, yani kimse de herhalde beni bu konuda suçlayamaz, öldürülünce. Cahit Ergül de elindeki bu 300 bin liralık senetle işte Büşra'ların oturduğu eve, başka neye, babasının kaybolan motosikletine. Bir ev var Meresçim olan, bir o ev, bir de motorlarına ve bağ evine haciz geliyor. Şimdi bu evde Mehmet Muharrem Elbay'ın ya, bu eve de haciz geliyor. Tabii o 300 bin liralık senetle. Evet. Fakat dün dedi ki ben bu yeni benim için bir gelişme. Ben dedi bu eve haciz koydurmuştum. 230 bin liraya bu evin tamamını aldım dedi. Şimdi normalde iki ortak aralarında bundan iki sene önce 500 bin lira değer verdikleri evi size konulan senetle 230 bin liraya tamamını almış. Yani Büşra'cığım sizin artık bu evde hiç hakkınız yok. Evet. Bu senetle yaklaşık kaç liraydı? 305. 305'ti bir de faizi maizi bilmem nesi. Evet şu an ne oldu faiziyle. Şimdi diyor ben 230 bin liraya bunu aldım ama diyor hala diyor onların işte diyor 110 bin lira daha borcu 130 var. Mu demişti? 130 bin. 130 bin lira da daha senedin geri kalanı var. Onu da kaldıracağım diyor Büşra diyor. Merak etme diyor. Yani, Büşra'nın elinden. Bu evi nasıl aldığı belli. Rahmetli Mehmet Bey'in vermiş olduğu 300 bin liralık seneti icraya koyuyor. İcraya koyarak koyadı 230 bin liraya alıyor Mehmet Bey borçlu diye. Mehmet Bey ödeme durumu olmayınca bu arsanın üzerine haciz koyuyor. Evet ve bunu da 230 Ondan sonra bin liraya bu arsanın icraen satışını yaptırıyor. Ve o 300 bin lira oluyor. 130 daha koyduğun zaman 230'a 360. 60 bin lira da üzerine faiz ve icra masrafları yüklüyor. 360 bin. 230 bin liraya satışını yapıyor. Yani başka müşteri çıkmıyor. Ben alacağıma mahsur ben 230 bin alıyorum diyor. Yani? 130 bin lira da bir de rahmetli borçlu çıkarıyor. Borçlu çıkartıyor. Evet. Yani şimdi Mehmet Muharrem Erbay hem bu evinin listesinden oldu. Hem de diğer evinin üzerinde de yine haciz var. Ondan sonra evin daha da 130 bin lira yani ailenin borcu var. Yani bunların elinde hiçbir şey yok. İyi de sen o senedi niye aldın? Sen o senedi satıldığı zaman 300 bin liraya elini alabilmek için aldın. Evet. Yani sana borcu olduğu için vermedi ki onu. Ev satıldığında anlaşabilmeniz için verdi. Evet. Şimdi ben bunundan ne anlaşılıyor ya? Bu ne şimdi bu? Bu 300 bin lira tamamen haksız bir kazanç. Zaten o senet haksız bir kazanç. Tamamen %100 haksız bir kazanç. Yani neye karşılık vermiş 300 bin liralık senede karşılık? Cahit Efendi Mehmet Elbay'a ne vermiş? Babam niye karşılığında bir şey almış yani? Ne vermiş yani? Hayır. Babanıza ne vermiş bu senede karşı? Evet. 300 bine karşı. Harcadığı paralara karşı. Ha şöyle yapılsa anlardım. Hani arsa da benim. Cahit'in elinde 300 bin liralık senet olup sizin elinizde de şu an 200 bin liralık senet olsaydı anlardım. Evet. Ama şimdi hem senet onun elinde hem ev onun evinde. 200 liralık senedi de alıp yırtıyor. Mehmet Bey'e vermiş olduğu. O senet de sizin elinizde duruyor mu hala o senet? Bir de elde bir senet var biliyorsunuz. Mehmet Muharrem Elbay zamanında muhasebecilik yapmış. Güya bir senet imzalayıp Cahit'e veriyor. Cahit'e verdiği ben senetin üzerinde soyadı bile yanlış yazılmış. Muhasebeci adam birine senet verirken soyadını yanlış yazar mı?
Bakar mısınız? Değil. Şimdi bu adamın soyadı Elbay. Bu ne zamandan beri şu Y harfi oldu? Benim haberim mi yok? Bu ne bu? Bu bir harf bile değil. Ama L olarak kabul edersen Elbal. İyi de bu adamın soyadı Elbal değil ki. Bu adamın soyadı Elbay. Muhasebeci adam soyadını yanlış mı yazacak? Üstelik kendi soyadı. Hani bir başkasının kendi soyadını yanlış yazacak. Babam şaşırdı diyelim. Okul kağıtlarını bile doldururken yazar bir de tekrardan kontrol ederdi. Yazar tekrardan kontrol ederdi yani. Her gün bir de babam not tutardı. Hani bugün ne harcadım? Her gün liste yapardık kendisine. Ben o şeyleri öyle gördüm, gayet düzgün de bir defterde getirmiştiniz. Şimdi yani bu soyadı bile doğru olmayan senetten dolayı ne güzel. Evde satışa çıkmış, evde alınmış. Bir de 500 bin lira fiyat piştikleri ev 230 bin liraya alınmış. Gene üstte aile borçlu çıkmış. Ya böyle bir matematik, böyle bir hukuk, böyle olamaz. Bir adalet olabilir mi? Mehmet Elbay'ın harcadığı paralara bakarsan bir 300 bin lira para verdi. Bir evin yapımı için işte bir 100 bin ne verdiyse 150 evet. bin verdi. Etti 450 bin. Elinde ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Yani niye hem para veriyorsun da hem borçlu çıkıyorsun şimdi? Evet. Para veriyorsun ve karşılığında hiçbir şey elde etmiyorsun. Canından olduğu da cabası evet. tabii ki. Yani gerçekten bu ülkede böyle elini masaya vuran yani adaletten şaşmayan evet. binlerce savcımız var. Evet. Ben inanıyorum ki bu mağduriyeti de onlar çok rahat çözeceklerdir. Evet, ha, keşke benim hani hukuken de bunu yapabilme şansım olsa benim için bu iş hiç de böyle alengirli falan filan değil. Her şey açık, her şey net ortada. Bir tek benim için hiç benim için değil yani. Türkiye Cumhuriyeti'mize sesleniyoruz. Bu durum layıkıyla anlatıldığı zaman adaletin ışığı her şeyi ortaya çıkaracaktır. Parlak ışık bütün kirliliği ortaya çıkaracaktır. Bu kadar. Biz ne zorluklar yaşadık Allah rızası için. Sesimizi duymalarını istiyoruz. Ne olursunuz. Bize yardımcı olun, arkamızda durun, babamızı bulun. Babamızın kanı yerde kalmasın. Kim ne yaptıysa çıksın ortaya.